namaz huşu içine kılabilmenin tavsiye yolları nelerdir hocam? Ney sesi çalındığı sırada namaz kılmak kalbimi hüzünlendiriyor. Biraz daha ehemmiyetini fark eder oluyorum. Bu yanlış bir durum mu? Maalesef. Yani ne ile birlikte namaz Maalesef kılmak? Maalesef müzik o kadar hayatımıza girdi ki evet. haberler sunulurken fon müziği olarak müzik. Şimdi sohbetlerin dahi arkasında fon müziği oluyor. Şimdi ibadetlerimize de tabiri caizse fon müziği eşliğinde evet. ibadet etme. Bu zamanımızın hakikaten sıkıntılarından bir tanesi. Oysa müzik ulema katında ciddi manada tartışılan bir mesele. Yani meşruiyeti tartışılan bir mesele. Evet. Bu konuda defte izin olsa da, def çalmada izin olsa da ibadetle bağdaştırılarak söylemiyorum, müstakil hı hı. deften bahsediyorum. Ama bunun haricindeki diğer müzik aletlerinin kullanılmasında ciddi manada tartışmalar var. Yani meşru olup olmadığı tartışılan bir şeyin ibadetimize girmesi Asla doğru değildir, asla bu şekilde bir ibadet yapmak uygun değildir. E, maalesef bazı kayıtlarda bunu görüyoruz İşte Kur'an-ı Kerim okunuyor arkasından fon müziği çalıyor hmm. veya sohbet okunuyor veya hadis-i şerif okunuyor arkasından fon müziği çalınıyor hmm. veya ne bileyim işte e, dua yapılıyor arkasından fon müziği oluyor. Bunlar doğru olmayan eylemlerdir. Kişinin ferdi olarak kılacağı namazda da böyle bir şeyin oluşması kesinlikle caiz değil. Peki hmm. namazda huşu nasıl yakalanır? Aslında bu genel olarak Müslümanların bir sorunudur. Sadece namaz değil bütün ibadetlerde huşuyu elde etmek. Ama burada ferdi olarak diğer amellerimize bakmamız gerekir. Çünkü bir insanın eğer yemiş olduğunda, içmiş olduğunda haram varsa, şüphe varsa tabii ki bunun yansıması olarak ibadetlerin huşusuz olması, evet. ibadetlerden zevk almaması. Eğer bir insan harama bakıyor ise haram konuşuyorsa, haram dinliyorsa buna etki olarak tabii ki onun ibadetlerinden zevk almaması olacaktır. Hı hı. O yüzden burada biz huşuyu müzikle şunla bununla değil kendi şahsımız olarak İslamiyet'i yaşamakla bulmamız gerekecektir. Evet. Yani ben e, acaba hangi haramın içindeyim? Acaba hangi şüphelinin içindeyim? Yediğimde içtiğimde problem var mı? Özellikle katkı maddeleri ki yediklerimizde, içtiklerimizde, hazır gıdalarda maalesef çokça var. Hatta e, geçenlerde bir konferanstaydım orada dillendirildi. E, günlük olarak yani günümüzdeki her bir insan için e, senelik olarak bir kimse ağırlığı katınca katkı maddesinin tüketildiğinden bahsediyorum. E, belli araştırmalar evet. neticesinde söyleniyor. Ki katkı maddelerinin birçoğu da hayvansaldır. Hı -hı. Ki hayvansal dediğimiz zaman da maalesef bunun da %60'ını %70'ini domuz oluşturmaktadır. E, bunlar belki kişi bilmediğinden dolayı mesul olmasa dahi Hı -hı. ki belki tabirini kullanıyorum ama bunun tesiri illaki olacaktır. Bunun tesiri hem sağlık açısından olacaktır hem, hem de, de manevi boyut olarak da ibadetten zevk almama şekliyle evet. e, bizim karşımıza çıkacaktır. Diğer taraftan sokakta yürürken harama bakmak belki gayri ihtiyari olarak gözümüze çarpan bir haramdan dolayı mesul olmasak da hmm. tabi ikinci kez bakmamak kaydıyla ama bunun kalpte saplanan bir esintisi olarak illaki ibadetimize tesir edecektir. O yüzden huşuyu dediğimiz gibi gayri meşru şeylerle değil meşru yollarla elde edebilmek. Evet. Yani kendimize bakmak Topluma değil ferdi olarak hı hı. dinimizi, İslamiyetimizi şahsımızda tam manasıyla hakim etmek. Bu şekilde yaparsak Rabbim inşallah cümlemize i̇nşallah. kuşu üzerine ibadet edebilmeyi nasip eder. Amin inşallah hocam Allah razı olsun.